Sevgili izleyenlerimiz, bizden biz ekip olarak Hayvanon'dayız. Yanımızda değerli iş adamı Murat Merhaba, Bey var. Merhaba, hoş geldiniz. Jubilee Gold und So Finsmansi sahibi, kurucusu. Bugün sizleri ziyarete geldik. Güzel bir havadayız, Hayvanon'dayız. İsterseniz içeri geçelim, sohbetimize devam edelim Murat Çok Bey. Teşekkürler, hoş geldiniz. Buyurun. Evet, Murat Bey, tekrar programımıza hoş geldiniz. Nasıl gidiyor işleriniz? Pandemi süreci yavaş yavaş atlatıyoruz. Ne kadar oldu? Eşinizle birlikte bir aile şirketi burası. Kuyumculuk sektöründe hizmet veriyorsunuz. Kısaca bir buranın geçmişini bir anlatabilir misiniz? Eşiniz uzun yıllar olmuş bu işte, tecrübeli Selmin Hanım. Neler söylemek istersiniz? Tabii ki yaklaşık 14 sene önce üstlendik mevcut bir isimde. İlk başlarda daha çok moda takı ve saat üzerine aktiftik. Yıllar geçtikçe tabii ki 3-5 sene sonra gümüşe döndük. Ondan sonra altın ve yakında şimdi planta üzerine yakın ürünlerimizi çoğaltmaya başladık. Gayet güzel. İnternette aktifiz. Pandemi döneminde bu bizi çok ciddi yardımcıları oldu. 2017'de, 2018'de sitemizi açtık. Pandemi döneminde o kadar büyük sıkıntılar geçirmedik çok şükür. Olsun. İnternet üzerinden işimiz iyi gitti. Özellikle kendi gidip kendiniz seçiyorsunuz herhalde. Ürünleri gidip alıp Türkiye'den buraya getiriyor. Bu bir nevi hizmet herhalde. Tabii ki. Evet. Türkiye'den firmalarla çalışıyorum. Onlar genelde buraya getiriyor. Çünkü o kadar çok zamanım yok. İki tane küçük çocuğum var. Allah bağışlasın. İtalya ile çok çalışıyoruz. Türkiye ile çok çalışıyoruz. Ürün maaşımız genelde 14 ayar üzerine kurulu. Evet. Ama 22 ayar sektöründe de hizmet veriyoruz. Evet. Bizde analiz makinesi var. 22 ayarda müşteriler çok... Genelde bizim Türklerde, özür diliyorum, 22 ayar tercih ediliyor. Almanlara baktığımız anda 14-18 ayar tutuluyor. Daha çok böyle hani takıya önemli. Bizde yatırım amaçlı olduğu için. Yatırım amaçlı düşündükleri için, ilerisi için genelde 22 ayar tercih ediyorlar. Biz 22 ayarlarımızla sipariş ettiğimiz zaman Türkiye'den ya da Almanya çapında bir ürün aldığımız zaman analiz makinesinde onu önce analiz ediyoruz. Gerçekten %122 ayar mı? Evet. Maalesef işte bir takım şehirlerden gelen işte iyi duyumlar olmayışından dolayı bu sektörde de hizmet veriyoruz. Müşteri tamamen bizden güvenle ürününü alabiliyor. Bir de insanların en önemli şey, özel günlerinde yanlarındasınız. Hani evlilik gibi, mesela bir genç evlilik teklifinin söz yüzüğünü buradan alabiliyor. Burada da çok çeşitleriniz var herhalde, özellikle iddialısınız bu konuda. Aynen. Evlilik yüzüklerinde bilgisayar programı üzerinden konfigürasyon programımız da mevcut. Bu konfigürasyon programı üzerinden müşterinin istediği yüzükleri çizim yapıp sunabiliyoruz. Hı. Hoşuna giden modeli müşterimizle beraber çizdikten sonra üreticiye sipariş geçiyoruz. Boyutlu görebiliyor mu onlar? Yani müşteri geldiğinde zevkine uygun. Çünkü evliliği bir kez yapıyor insanlar. Aynen. O yüzden çok özen gösteriyorlar. Peki evlenen kişilerin yakınları da gelip onları da bir şekilde takı anlamında da sunabiliyorsunuz herhalde. Tabii ki. Düğünlerde başladı bu arada. Aynen. Buradan mutluluklar diliyoruz birçok gençler. Sizin online shop üzerinden de hizmet veriyorsunuz. Avrupa'nın hangi ülkesinde olursa olsun evlenecek çiftler size başvuruyorlar veya internet üzerinden gönderebiliyorsunuz. Ne kadar kilometrelik bir alanda buna hizmet veriyorsunuz? Ya ülkeleri de veriyor musunuz bu online shop üzerinden? Paket olarak? Göndermek için Avrupa Birliği içinde hiçbir sıkıntı yok. İngiltere biliyorsunuz çıktı. İsviçre de Avrupa Birliği'nde mevcut değil. O ülkeleri de gönderiyoruz. Genellikle müşterilerimiz Almanya olsa da Avrupa Birliği içinde göndermek hiçbir sıkıntı olmuyor. Sadece gönderme vakti bir gün, iki gün sürmüyor. Evet. 3-4 güne uzayabiliyor. Olabiliyorlar. Biraz önce Selmin Hanım bahsetmişti ayarlarla ilgili. Yani evet, altın ayarlarıyla 14 ayar ve 18. Bunun özel sistemleri var. Bunu biraz açabilir miyiz? Nasıl yürüyor bu sistem? Tabii ki. Altında biliyorsunuz değişik ayarlarda üretim mümkün. Biraz önce hanım da bahsetmişti, bizde ayar kontrol makinamız da mevcut diye.
Biraz altının fiyatı çok yükseldiğinden dolayı sektörümüzde bazı sorunlarla karşılaşmaya başladık. Bu mesela 22 ayar basılı olan ürünler 22 değildi, 21, 20 bazen hatta 19 ayar olabiliyor. Veyahut da 14 ayar ürünler 13 ayar olabiliyor. Ürünlerimizi alırken çalıştığımız firmalardan direktman ürünleri kontrol amaçlı ayar makinesinde test ediyoruz. Ne güzel. Şimdi böylelikle en azından bir yanlışlık veya o kişi 14 ayar veya 18 aldığında hani kaybı olmasın diye. Evet. Eksperte yani burada Goodart'ın yani bu işin bilir kişiliğini de yapmış oluyorsunuz. Aynen. Şimdi satarken içimiz rahat oluyor ve müşteriler de eğer hurda olaraktan ürünlerini geri sattıklarındayken sürprizle karşılaşmıyorlar. Ondan dolayı değeri yüksek olan ürünlerimizde satarken de müşteriyle beraber ayır makinesinde test edip gözleri önünde belge bile verebiliyoruz. Bu bulunduğumuz yeri yeniden bir hatırlatalım seyircilerimize. Heilbronn'un hangi caddesindeyiz? Heilbronn merkezdeyiz. Evet. Sülmeşstraße 23. Sülmeşstraße 23 öyle diyelim. Hansim Glück'ün tam karşısındayız. Hansim Glück genelde böyle çok ünlü bir çeşitlerimiz. Hansim Glück bizim karşımızda. Evet. Selma Hanım size de teşekkür ederim. Başarılı bir iş kadınısınız, iş insanısınız. Önümüzdeki zamanlarda inşallah yine bir araya geliriz. Buradan Malatya'ya da selam yollamak ister misiniz? Tabii ki. Hemşerilerime çok çok selamlar yolluyorum. Mannheim'de Malatyalılar Derneği var. Onları da onları da çok selamlıyorum. Bir de buradan müşterilerinizle, sizi sevenler, sizin yanınızda gerçekten güler yüzlü iyi bir ailesiniz. Başarılar diliyorum. Herkese selam söylüyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Bir el sallayalım beraber. Hoşçakalın.